Arkadaşlar merhaba, Para Mühendis YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere ilk başta kanaldan bahsetmek istiyorum. Buradan Instagram'dan, Twitter'dan, Telegram'dan bizlere ulaşabilir. İnternet sitemizden de yazdığımız makaleleri okuyabilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımızı tıpkı bir Google arama butonu gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kripto para ile ilgili yazdığınız her şey karşınıza çıkacaktır. Sizlere çok güzel içerikler üretmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuza gelelim arkadaşlar. Bugün Coinlist borsasına en az fee'yi ödeyerek nasıl bir işlem yaparız arkadaşlar? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Haydi başlayalım. Coinlist borsasından ön satışlara katılıyoruz arkadaşlar hep birlikte. Katıldığımız ön satışlardan hak kazandığımızda, sıra bize çıktığında Coinlist borsasına bir kripto para göndermemiz gerekiyor. Evet, kripto para gönderirken de dikkat etmemiz gereken şey en az fee, yani ücret kesintisini minimum tutarak göndermek. Coinlist wallet'ımıza geliyoruz arkadaşlar. Evet, Coinlist wallet'ta gördüğünüz gibi bu coin'ler mevcut. Bunlardan transfer ederken en az fee kesen lazım bize. En az fee kesen de Phi ve Algo arkadaşlar. Phi ve Algo ikisini de gönderebilirsiniz. Algo çok uzun sürede geçiyor. Phi ona göre biraz daha kısa sürede geçiyor. Biz bugün sizlerle Phi göndereceğiz arkadaşlar Coinlist hesabımıza. Phi'ye tıklıyorum. Burada withdraw diyor, deposit. Bu Coinlist borsasına çekmek için, deposit de buraya yatırmak için. Evet, buradan da deposit seçiyoruz arkadaşlar. Deposit seçtiğimde karşıma diyor ki send only Phi. Sadece Phi ağını kullanarak gönder. Diğer ağlardan gönderme diyor. Buraya da bizim için bir adres veriyor. Bu adresten kolaylıkla gönderebilirsiniz diyor. Bu adresi kopyalıyoruz. Coinlist borsasına hangi borsadan göndermek istiyorsanız o borsaya gidiyoruz. Ben şu an Binance borsasından göndereceğim. Binance'a gidiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi piyasalardayım. Burada bana fil lazım. Ben fil ile alım yapmak istiyorum. Buraya fil yazıyorum. BUSD fil, hemen satın alıyorum. Karşıma satın alma ekranı geldi. Sizler için şu anda 19 dolarım varmış. 19 dolarlık fil satın alacağım arkadaşlar. Hemen alalım. Sizler hiç bekletmeyelim. En üstteki satış emrine tıklıyorum. Al diyorum ve emrimiz gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi cüzdanımıza geliyoruz. Fili buluyoruz artık. Burada yatırma çekme diyor. Biz bu borsadan çekeceğiz arkadaşlar. Çekmeye tıklıyorum. Bir adres istiyor. Daha yine Coinlist hesabımızdan bu adresi kopyalamıştık. Tekrardan kopyalayalım. Adresi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Otomatik olarak fili seçti. Zaten gördüğünüz gibi. Bunu asla değiştirmiyoruz arkadaşlar. Burası fili olarak kalıyor. Ne kadar tutar göndermek istiyorsun diyor. Masaya max'ı seçiyorum arkadaşlar. 0.36 fil göndereceğim ve transfer ücreti 0.001 filmiş. 0.001 CoinMarketCap'e gittiğimizde 0.05 dolar, yani 5 cent yapıyor arkadaşlar. Buradan çekmeye tıklıyoruz. Çekmeye tıkladığımızda karşımıza hangi doğrulamaları yaptıysak onlar çıkacak arkadaşlar. Telefon doğrulaması, e-posta doğrulaması, Google zaten çıkar. Bu üç tanesini girdikten sonra göndere tıklıyoruz arkadaşlar. Göndere tıkladım arkadaşlar. Şu anda para çekme talebin gönderildi. İşlem ücretimiz yazıyor. Buradan da tamamlandıya tıklıyoruz. Binance'den Coinlist'e para aktarma bu şekildeydi. Coinlist'ten Binance'e aktarmak isterseniz tekrardan walletlerden fili seçiyorum. Buradan withdraw'a tıklıyorum. Yani para çekmeye tıklıyorum. Withdraw'dan bizden bir adresi istiyor. Mesela Binance borsasına çekmek istiyorsanız tekrardan Binance borsasından cüzdanına gidiyorum. Cüzdanından hemen fili buluyorum. Buradan para yatırmaya tıklıyorum bu sefer. Fil adresi olması çok önemli. File tıkladım ve bana bir adres verdi arkadaşlar. Buradaki adresi kopyalayıp Coinlist borsasına gelip buraya yapıştır dersem ve ne kadar miktar seçmek istediğimi yazarsam Review'a basıyorum, devamında onaylıyorum ve Coinlist'ten Binance'a parayı aktarmış oluyorum. Coinlist'ten fil çekme bu şekildeydi. Şimdi 03.55 arkadaşlar. Bakalım kaç saat sürecek, Binance'ten çektiğimiz fil kaç saatte Coinlist'e gidecek. Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar tekrardan Coinlist hesabımıza girdim. Gönderdiğimiz filler gelmiş mi diye. Gönderdiğimiz filler gelmiş arkadaşlar. Saat tam tamına 3.55'te yollamıştık arkadaşlar. 4.56'da geçmiş. Tam 1 saat sürmüş Binance hesabınızdan. Coinlist'e 1 saatte fil atabilirsiniz. Fil atmanın avantajlarından biri de bu. Şimdi bir de algı aktarmak isteyen arkadaşlar için konuşalım. Buradan algıya tıklıyorlar. Fildeki yaptığımız işlemlerin aynısı. Sadece göstereceğim. Buradan depozite tıklıyorlar. Bize burada bir adres veriyor. Binance Smart Chain ağından yollama, sadece algo ağını kullan diyor. Buradan Binance borsasına gidiyorum. Cüzdan, deposit, spot cüzdan diyorum. Devamında buradan algoyu buluyorum. Algorand çekme, yatırma diyor. Ben buradan Algorand'ı çekeceğim arkadaşlar. Çekmeye tıklıyorum. Benden bir adres istiyor. Hemen geliyorum. Algo adresimi kopyalıyorum. Binance hesabına gidiyorum. Yapıştırıyorum. Otomatik Algorand ağını seçti. Bunu asla değiştirmiyorsunuz arkadaşlar. Buradaki kopyaladığınız adresi kesinlikle kontrol edin arkadaşlar. Benimki 5D4R ile başlıyor. Hemen bakıyorum. Evet, 5D4R. Evet, bitişine bakıyorum. NF7U arkadaşlar. Hemen gidiyorum. Buradan da bitişine bakıyorum. NF7U. Bunu kesinlikle kontrol edin arkadaşlar. Bu çok önemli. Ya yani burada bilgisayarınızdaki bir virüs sizi kopyala yapıştır yaptığınızda adresinizi değiştirebilir. Böyle virüsler var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradan çekmek istediğiniz miktar yazıyorsunuz. Yine size bir e-posta ve telefon doğrulaması çıkıyor. Onları da onayladığınızda Coinlist hesabınıza giriyor arkadaşlar. Şimdi Binance borsasını kapatabiliriz. Coinlist'e gelen
algonuz ya da filinizi Coinus Wallet'ınızdan, eğer gönderdiğiniz algoysa algoyu, filse fili tıklıyor, seçiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz bunu Coinus'taki ön satıştan aldığımız coin'i USDT bazında mı aldık, Ethereum bazında mı, Bitcoin bazında mı yoksa USDT bazında mı aldık arkadaşlar? Bu önemli. Biz fili USD, USDT, BTC, Ethereum gibi diğer coin'lere aktarmak için Pura'ya göndermemiz lazım arkadaşlar. Buradan Send to Pura'ya tıklıyoruz. Ne kadar göndermek istiyorsun diyor. Max seçiyorum arkadaşlar. Gönder diyorum. Gönderilme başarılı diyor arkadaşlar. Hemen Coinus Pura'ya gidiyorum. Coinus Prom açıldı. Şimdi ben bu fili USD'ye mi çevirmek istiyorum, USDT'ye mi çevirmek istiyorum? Ben USDT ile alıyorum arkadaşlar genelde aldığım her şeyi. O yüzden USDT seçiyorum. Burada limit emirlere tıklıyorum. Burada marketten de hemen maksimum miktara basıp satabilirsiniz arkadaşlar. USDT'ye çevirebilirsiniz. Marketten yaptığınızda genelde hem biraz daha fazla fee ödüyorsunuz hem de en yukarıdaki alım emirinden satıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ben limitten satıyorum genelde. Limite tıklıyorum. Evet, maksimumu seçiyorum. Benden bir fiyat girmem istiyor. Ben şimdi size hızlıca satmak için en üstteki alım emrinin fiyatını vereceğim. 50.75'ten almak istiyormuş. Diyorum ki benim fillerimi sat. Hemen tıklıyorum. Evet diyorum. Emrimi verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi emrimiz burada. Emrimizi buradan da takip edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi benim emrim burada. 0.36 tane fili 50.75'ten satacağım arkadaşlar. Evet, bildirim geldi. Satım işlemim gerçekleştirildi. Artık elimde fil yok. Bunun yerine USDT var arkadaşlar. Ben de zaten genelde USDT ile alıyorum Coinus'taki ön satışlarımı. Şimdi burada diyor ki deposit withdraw diyor arkadaşlar. Yani bunu Coinus hesabımıza göndermek için deposit diyorum. Evet, max seçiyorum. USDT coin'i hesabıma gönder diyorum. Onaylıyorum. Tamamlandı diye bildirim de geldi. Hemen Coinus Wallet'ıma gidiyorum. Wallet'ımdan hemen USDT'yi seçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi USDT olarak gelmiş arkadaşlar. 18.37 USDT'm var. Yani siz kaç dolarlık aldınız? Mesela ön satıştan 500 dolarlık aldınız. Yani buraya 510 dolar yollarsanız buradaki gönderdiğiniz o 10 dolar her zaman burada kalır. Bir dahaki ön satışta 500 yollarsınız sadece. Buraya fazladan bir 10 dolar bir kere yollayın kalsın. Filleri Coinus Pro'dan USDT'ye çevirmek bu şekildeydi arkadaşlar. Mesela siz Coinus Pro'dan Ethereum bazında, Bitcoin bazında veya farklı bir şekilde aldınız arkadaşlar. Bunun için de yapmanız gereken yol. Mesela ben fili USDT'ye çevirdim. USDT ile alabileceğim şeylere bakıyorum arkadaşlar. USDT ile gördüğünüz gibi Bitcoin alabiliyorum. USDT ile Ethereum alabiliyorum. Bitcoin ve Ethereum almak için de bu yolu izleyebilirsiniz. Şimdi bir de normal USDT olarak alanlar varmış mesela. Onun için de arkadaşlar buradaki USDT sekmesine tıkladığınızda burada Convert USD diyor. Convert USD'ye tıklıyorsunuz. Evet, diyor ki ne kadarını diyor USD'ye çevirmek istiyorsun diyor. Maksimumu seçiyorsunuz. Onayladığınızda USDT'leriniz USD oluyor arkadaşlar. Gönderdiğimiz filleri nasıl Bitcoin'e çevireceğimizi de anladık. Buradan filleri USDT'ye çevirmiştik. USDT ile gittik ki tekrardan Bitcoin aldık arkadaşlar. Yani buraya tıkladık. Elimizdeki 18 tane USDT'ye Bitcoin aldık ve Bitcoin bazında ve aldığınız ön satış otomatik olarak Bitcoin'lerinizi kesecek zaten arkadaşlar. Evet, Ethereum ve Bitcoin aktarmak da bu şekildeydi. Coinus'tan aldığınız bir ön satış için en son Coinus'ta ne zaman para aktarmanız gerekiyor? Buna bakacağız arkadaşlar. Buradan bu kafa işaretine tıklıyorsunuz. Previous Deals'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi başvurduğunuz ön satışlar çıkıyor. Buradan View Status diyorsunuz arkadaşlar. View Status dediğinizde size burada en son ne zaman para göndereceğiniz şu şekilde yazıyor arkadaşlar. Evet, ayın 22'si 23.59 UTC'ye kadar Coinus hesabınıza geçmesi lazım diyor arkadaşlar. Bütün ön satışlar için böyle. Buraya tıklayıp görebilirsiniz. Bu şekilde bu bilgiyi de verelim arkadaşlar. Evet, en çok gelen sorulardan birisi de Coinus hesabına algo atanlar. Algo atıp da çok fazla bekleyenler oluyormuş arkadaşlar. Coinus hesabınıza attığınız algolar 2 gün, 3 gün içinde bile geçebilir arkadaşlar. Ben şahsen 2 gün içinde geçtiğini kendi gözlerimle gördüm. Yani o bakımdan işiniz rahat olsun. Eğer gönderdiğiniz adresler doğruysa, Coinus hesabınızdaki adresi tutuyorsa gönderdiğiniz algolar 2-3 gün içinde bile geçebilir arkadaşlar. O bakımdan çok fazla telaş etmeyin. Zaten algolar bu kadar yoğun olduğu için fil göndermeyi seçiyoruz arkadaşlar. Coinus hesabımıza en az fee ödeyerek kripto para aktarmayı da öğrendiğimize göre videomuz tamamlanmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.